Türkiye, Başbakan Erdoğan'ın ucube olarak nitelendirdiği insanlık anıtının yıkılmasını konuşurken dünyanın pek çok ülkesinde benzer olaylar gerçekleşti. Tarih, rejimler değiştikçe heykellerin yıkılmasına tanıklık etti. İşte filmlere de konu olan o heykeller ve öyküler. Rejimler değişti, heykeller yıkıldı. Bunun en iyi örnekleri ise film karelerinde anlatıldı. Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in ölümünden sonra yüzlerce heykeli dikildi. Birliğin dağılmasından sonraysa tamamına yakını yıkıldı. Pek çok filme de konu oldu. Lenin'in heykeli Tuna Nehri'nde bir geminin güvertesinde usul usul ilerledi. Ulis'in Bakışı filminde. 1995 yılında çekildi film. Yeni dağılan Sovyetler Birliği'ne gönderme yapıldı. Lenin'in Balkanları terk edişi sembolize edildi. Ve bir başka film, Elveda Lenin. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 15 yıl sonra 2003'te vizyona giren bu filmde Lenin bu kez Doğu Almanya'yı terk ediyordu. Heykel bir helikopterin kanatları altında Avrupa'ya veda ediyordu. Afganistan'da ise yönetime gelen Taliban bunlar put diyerek Dünya Kültür Mirası listesine alınmış en eski Buda heykelini roket atarlarla tahrip etmişti. Taliban bununla da yetinmemiş, Kabil Ulusal Müzesi'ni de dağıtmıştı. Ve yıl 2003, adres Irak. Saddam'ın heykeli bir yandan terliklerle dövüldü, bir yandan da halatlarla çekilerek işte böyle devrildi. Irak halkının Saddam'a olan nefretinin dışa vurumu olarak belirdi dünya televizyonlarında. Ancak heykeli devirenler bu tepkileri için gerekli malzemeyi ülkelerini işgal eden Amerikan ordusundan temin etmişti. Bahreyn'de Körfez'in denizaltı zenginliğini simgeleyen ince heykeli meydandan askerler tarafından kaldırıldı. Libya'da ise devlet televizyonu Kaddafi'nin direniş çağrılarında işte bu heykeli kullanıyor. Amerikan jetini sıkarak paramparça eden altın renkli dev bir heykel. Peki ya Türkiye? İstanbul Esenyurt'ta bir gece ansızın ortadan kaybolan, bulunamayınca yerine yenisi dikilen Nazım Hikmet heykeli. Trafiğe engel olduğu gerekçesiyle meçhul bir yere taşınan Kars'ın sembolü Kas heykeli. Ve dahası, ülkenin birçok yerinde Atatürk heykellerine yapılan saldırılarsa hafızalarımızda çok taze. Türkiye şimdi de bir insanlık heykelinin yıkılışını izliyor, tartışıyor.